Merhabalar değerli arkadaşlarım. Zorlayan Dil Bilgisi serisinin 10. kısmıyla daha beraberiz. Bakalım bu seferki sorularımız nasıl olacak, hep beraber çözelim. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Ses olayları sorusu gördüğümüz üzere banko gelecek. Soruda eşleştirme yaptığımızda hangisi dışarıda kalır diyor. Güzel, kapsayıcı bir soru. Tek tek bakalım. Küçücük. Küçük kelimesine cık cık eki getirdiğimizde ne olacak? K ünsüzü düşecek. Ancak burada ünsüz düşmesi diye bir şey göremedim. Aslında cevap direkt çıktı, Adana. Ama biz diğerlerini de bulalım öğrenme açısından. Keskin. Bakın, kesmek fiil kökü. Kesmekten keskin olmuş. Bu normalde gımgin ekidir, değil mi? Yapım ekidir. S fıstıklı şahapta var. Yanındaki G'ye ne diyor? Ben fıstıklı şahapta varım. Sen de bana benze. Sen de fıstıklı şahapta olan bir harfe dönüş diyor. G de bunu kabul ediyor. Neye dönüşüyor? K'ye dönüşüyor. Bakın, ikisi de fıstıklı şahapta var. Ünsüz benzeşmesi gerçekleşti. Dolayısıyla burada ünsüz benzeşmesi var. Bekliyor. Yor ekini gördüğümüzde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle büyük yazayım buraya. Bekliyor. Yor ekini görünce hemen şöyle bir yordan kesiyoruz. Diyoruz ki yordan önceki hemen a e ile bitmiş mi, ona bakıyoruz. Beklemek, makmek eki getirerek bunu deneyebiliriz. A, E, I, İ'ye dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Dolayısıyla ne oldu? Daralma oldu. Daralmayı da gördük mü? Gördük. Övdükü, bakın ki P, Ç, T, K ile bitecek. Ünlüyle başlayan ek alacak. Bu neye dönüşecek? B, C, D, G yumuşak Y'den birine dönüşecek. K yumuşak Y'ye dönüştü mü? Dönüştü. Ünsüz yumuşaması. Bunun diğer adı neydi? Ünsüz değişimiydi. Bu da var. İliminiz değil mi arkadaşlar? İlim. İ ünlüsü burada düştü mü? Düştü. Ünlü düşmesi de var. Cevap Adana oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet. Diğerlerinden daha çok yazım yanlışı vardır. Soru çok güzel. Çok kapsayıcı. Bol bol örnekler görüyoruz bakın. Diğerlerinden daha çok yazım yanlışı olacak. Şimdi A seçeneğine baktığımızda insan bazen bir düşüncenin üzerinde o kadar durur ki. Ki'lere dikkat. Hani bizim kalıplaşmış ki'lerimiz vardı değil mi? İlla ki son bahçem demiştik biz buna. Kalıplaşmış bitişik yazılan ki'lerimiz. İlla ki zaten var, tamam. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, meğer ki diye. Durur ki yok ki bunların içerisinde. O zaman bunu ayrı yazmamız gerekiyor. His eder. Bir yerde etmek olmak, eylemek. Değil mi? Yardımcı eylemi varsa, eğer içerisinde ünsüz türemesi varsa bitişik yazacağız. Hisseder. Bakın, bir ünsüz türedi. S girdi araya. Niye bitişik yazmıyorsun? Hisseder demiyorsun. Burada iki tane gördüm. Yapılan iyiliğin karşılığını beklemek onun değerini kayıp ettirir. Dikkat. Etmek olmak, kılmak, eylemek varsa, ünlü düşmesi varsa kayıp ettirir mi dersiniz? Kayıp ettirir mi dersiniz? Nasıl ki ünsüz türemesi varsa kapatıyoruz, bitişik yazıyoruz. Ünlü düşmesi varsa ne yapıyoruz? Yine kapatıp bitişik yazıyoruz böyle sözcükleri. Bir tane gördüm. Şey öyle bir şey ki ayrı yazılır her zaman. Bir şey nasıl yazılmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. Bir tane gördüm. Bir fikir kalpten. Arkadaşlar, benzeşme neden olmuyor burada? Ne olacak? Fıstıklı şahapla bitecek. Yanındaki D'ye diyecek ki ben fıstıklı şahapta varım. Sen de bana benze. D fıstıklı şahapta yok. O da kabul edecek. Ne olacak? T'ye dönüşüp ikisi de birbirine benzeyecek. İkisi de fıstıklı şahapta olan bir harfe dönüşecek. Neden dönüştürmedin? Yazım yanlışı var. Bir tane gördüm. Büyük işlerden hiçbiri tutkusuz başarılamamıştır demiş. Hiçbir de nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Bir tane gördüm. En fazla Adana seçeneğinde gördüm. Cevap Adana oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Hem yazım hem noktalama yanlışı istiyor burada arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Hem yazım hem noktalama yanlışı bulacağız. Bulalım hocam. O da geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş. Arkadaşlar, artık şunu bir halledelim. Dade nerede ayrı yazılıyor, nerede bitişik yazılıyor? Dade'yi cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa bu bir bağlaçtır. Bağlaçlar cümleden çıkardığında cümlenin anlamında bir bozukluk olmaz. Çıkarttım. O geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş. Var mı bozukluk? Yok. Bir de arkadaşlar, hani daha böyle bir tüy olsun diye bir eylem ikinci kez gerçekleşiyor, yapılıyor anlamını verirse yine daha de ayrı yazılır. Bakın, o da geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş. Başkası mezun olmuş.
İkincide bir de o mezun oluyor. İkinci anlamını verirse yine ayrı yazılır. Dolayısıyla burada yazım yanlışını gördüm. Boğaziçi Üniversitesi'nden diyor. Boğaziçi Üniversitesi bir kurum, kuruluş arkadaşlar. Neden kesme koyuyor ki buraya? Kurum, kurul, kuruluş, birleşim, oturum, iş yeri gibi isimlerde kesme işareti kullanmıyoruz. Dolayısıyla burada da bakın kesme, noktalama yanlışımı gördüm. Cevabı Adana olarak işaretledim. Az önce demiştim. İlla ki son bahçem diye içerisinde iyi ki yok. Burada bir yazım yanlışı gördüm. Burada sadece yazım yanlışı var. Van Gölü'nde coğrafi yerlere kesmeyi koyarım ama sonuna yüklemim olduğu için sadece nokta koymam gerekiyordu. Dop dolu bir sabah kahvaltısından sonra Uludağ'a özel isme gelen çekimeklerini ne yaparız? Kesmeyle ayırırız. Bir tane gördük. Bu soğuk havada dışarı çıkmadan önce sıkı sıkı giyindim diyor. Şöyle bir baktığımda burada bir yazım yanlışı, hiçbir şey göremedim. Cevap Adana oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, noktalama işareti sorusu gelmiş ama yine kapsayıcı. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bilgimizi bayağı bir ölçecek. Diyor ki, bu aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım. 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelir. Sultan Alparslan'ın telaşla şöyle de. Daha önceki derslerimde de bunu söylemiştim arkadaşlar. Eğer bir tane zarf fiil varsa, bir tane zarf fiil varsa ne yapamam? Hemen önüne noktalama falan, noktalama işareti kullanamam. İki tane varsa tamam, okey. Ama bir tane varsa kullanamam. Yani ayakkabısını bağlayıp, ayakkabısını bağlayıp vedalaşarak çıktı. Şimdi bakın. Bağlamak ıp ip aldı. Bir zarf fiil. Vedalaşarak ikinci zarf fiil. Ha böyle olsaydı tamam. Bir virgül, noktalı virgül gelir. Ama bir tane zarf fiil görüyorsun. Oraya noktalama işareti koyamazsın. Dolayısıyla cevap direkt çıktı. Diğerlerine bakalım. Şöyle der. İki nokta nerede kullanılır? Açıklama beklerim değil mi? Bir beklenti içerisine girerim. Bakın açıklama geliyor mu? Geliyor. Tamam bu doğru. Uzun çizgiler karşılıklı bakın konuşmalarda uzun çizgi gelecek. Bu doğru. Cümleyi bitirmiş biz de onlara yaklaşıyoruz noktamızı koyduk. Bu doğru. Özel isme gelen çekim eki AE yönelme haleti kesme ile ayrılmış. Bu doğru. Cevabım ne oldu? Adana oldu. Sorular çok kapsayıcı gayet güzel. Şimdi tamlama sorusu çıkacak mı çıkacak? ÖGE sorusu çıkacak mı çıkacak arkadaşlar? Bakalım. Böyle sorularda hiç korkmayın. Hem sıfat tamlaması diyor hem belirsiz nesne öge açısından senden bir cevap bekliyor. Ne yaparım? Önce ben mesela belirtisiz nesneleri bulurum. Sonra o belirtisiz nesne bakarım sıfat tamlaması olarak kullanılmış mı? Şimdi öge açısından baktığımda bakın burada belirtisiz nesne gördüm mü? Anlamıştım. Nasıl? Bir an duraksamasından zarf tümlece neyi? Soru sormamı beklediğini belirtili nesne. Belirtisiz nesne yok ki. Bu gitti. Emekliye ayrıldıktan sonra aşağı mahallede yeni bir ev almış. Almış yüklem. Kim o? Gizli özne. Ne zaman? Emekliye ayrıldıktan sonra zar tümleci. Nerede? Aşağı mahallede bakın. ED'den ne bitti? Dolaylı tümleç. Ne almış? Yeni bir ev. Evet. Özneyi bulduktan sonra ne sorusuna cevap verirse bu ne oluyor arkadaşlar? Belirtisiz nesne oluyor. Tamam. Peki bu belirtisiz nesne sıfat tamlaması mı? Yani sıfat mı? Ev isim. Nasıl ev? Yeni ev. Tamam. Her sıfatı gördüğüm yere sıfat tamlaması diyebilirim. Cevap Bursa çıktı. Mesela buraya da bakalım. Burada belirtisiz nesne ne görevine kullanılmış? Yaptırmış. Kim? Genç bir iş adamı özne. Nereye? Doğup büyüdüğü şehre dolaylı tümleç. Ne yaptırmış? Çocuk yurdu. Özneyi vurduktan sonra ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz nesne oldu. Ancak arkadaşlar ne görevinde kullanılmış? Çocuk tamlayan, yurdu tamlanan. Ne yurdu? Çocuk yurdu. Belirtisiz nesne burada belirtisiz isim tamlaması görevinde kullanılmış. Bakın burada bulmuştuk. Ne zaman? Üniversite bittikten sonra. Nasıl? Bir anda. Nerede bulmuştuk? İş yaşamının dışında belirtisiz nesne yok. Kimi bulmuştuk? Kendimizi eledim. Sonra biliyorduk yüklem. Neyi biliyorduk? Aslanın bazı toplumlar için önemli bir sembol olduğunu belirtili nesne var. Belirsiz nesne yok zaten. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Bursa oldu. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Anlatım bozukluğu arkadaşlar. Anlatım bozukluğu bu sene gelebilir. 3-4 yıldır gelmiyor.
Her denememde olduğu gibi bu denememde de anlatım bozukluğu sorusunu aldım. Yine kapsayıcı bir soru yoktur diyor. Alınacak önlemler. Önceden belirlenmezse sorunun çözümü çok zaman alır. Arkadaşlar önlem, tedbir. Değil mi? Zaten önceden belirlenmez mi? Dolayısıyla öncedeni burada kullanmaya ne gerek var? Gereksiz sözcük kullanımı burada var. Sağdaki kamyon korna çalınca diğer sürücünün eli ayağı birbirine dolaştı. Heyecanlandı, telaşlandı. Bu gayet normal olabilir. Burada sıkıntı göremedim. 1100 tonluk ağırlıktaki gemi İzmir sahilindeki karaya oturdu. 1100 tonluk gemi İzmir sahilinde karaya oturdu desek lıklıki gerek var mı? Ya da 1100 tonluk ağırlıkta olan, gerçi buna da hadi bu olur tamam ama buradaki lıklık ekine gerek yok dersek daha doğru olur. 1100 ton ağırlıktaki gemi İzmir sahilindeki karaya oturdu dedik. Her öğrenci evindeki bulunan, evindeki mi evinde bulunan mı ki ekine ne gerek var? Yumurta pişirmesinden geçtim yemek bile yapmayı bilmiyordu. Mantık hatası görüyor musunuz arkadaşlar? Şunların yerini değiştirirsek yemek yapmayı geçtim. Ya basit bir yumurta pişirmesini bile bilmiyordu dersek bir yer değişikliği yapmam gerekiyor. O yüzden cevabım ne oldu? Bursa oldu. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Evet, fiilimsiz sorusu da banko gelir arkadaşlar. Dolayısıyla fiilimsileri de alıyoruz denemelerimize. Ne diyor? Dizelerin hangisi de birden çok fiilimsi istiyor bizden? Fiilimsi ne demekti? Fiil gibi demekti. Fiil gibi ama isim fiil isimdir. Fiil gibi ama sıfat fiil sıfattır. Fiil gibi ama zarf fiil zarftır. Ve fiile gelecek tabii. Sana artık merhaba demek bile gelmiyor içimden. Demek fiiline bakın. Mağışmak isim fiil eki geldi. İsim fiil oldu ama bir tane gördüm ben burada. Bunu eledim. Kısacık mektuplarda adını arayacağım uzun zaman. Devrik bir cümle kullanmış. Buradaki cakceki almayın arkadaşlar. Yüklemin içerisinde işte mez, ar, dik, ecek, miş gibi ekleri görürseniz burası ne olur? Zaman eki olur, kip eki olur. Dolayısıyla yüklemin içerisinde görürseniz fiilimsi demeyin. Bunu deledik. Gözleyeceğim aydınlığını yağmurun serpildiği bir sabah. Bu yüklem devrik kullanmış. Buradaki acak eceyi de alamam. Acak, miş, ar, mez bunları yüklemde görürseniz fiilimsi kabul etmiyorsunuz. Şimdi bakıyorum dıkdiki bakın gördüm. Serpilmek fiiline dıklık geldi. Sıfat fiil fiilimsisi bir tane gördüm. Benden birden fazla istiyor. Bunu da eledim. Hasret. Alnımda konaklayan bir yazı olacak belki de. Yüklem olacak değil mi? An en konaklamak fiiline sıfat fiil fiilimsisi geldi. Bir tane gördüm. Bilinmez bir camdan el sallarım geçmiş güzel günlere. El sallarım değil mi? Yüklem. Tamam. Nasıl cam? Bilinmez cam. Dikkat. Sıfatın içerisinde bakın. An, ası, mez, ağır dikecekmiş eklerinden birini görürsek tamam. Sıfat fiil diyebiliriz. Ama o olayın gerçekliği bilinmez dersem yüklemin içerisindeyse bu tarz ekleri ne yaparım? Bunları sıfat fiil olarak kabul etmem. Şimdi bakalım geçmiş güzel günler. Hangi güzel günler geçmiş? Bakın sıfatın içerisinde miş eki gördüm, sıfat fiil eki gördüm. Bunu sıfat fiil olarak kabul ederim. Ama o güzel günler artık geçmiş dersem, yüklemin içerisinde kullanırsam kabul etmem. Zaman kip eki olur. Evet, burada bakın iki tane gördüm. Bir, bilinmez cam. İki, geçmiş güzel günler. İki tane gördüm. Sıfat fiil fiilimsisi. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Edirne oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, şimdi ne diyor burada? Tamlayanı, tamlananın neyden yapıldığını bildiren bir belirtisiz isim tamlaması var. Bu tarz sorulardan korkmuyoruz. Adım adım gidiyoruz. Parça parça gidiyoruz. Şimdi bana belirtisiz isim tamlamasını kesin soruyor değil mi? Ben belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana ne sorusunu sorarım. Ben o zaman önce ne yaparım? Belirtisiz isim tamlamasını bulurum. Şıklardaki adım adım yaklaşırım. Sonra bakarım tamlayan neyden yapıldığını söylüyor mu tamlanana? Bakın. Ne sonu? Sezon sonu. Başka ne sorusunu sorabiliyor muyum? Yok. Ya da ne almayı? Ceket almayı diyelim. Sonra şuraya bakıyorum. Ne reçelleri? Kiraz, vişne, kayısı reçelleri. Ne sorusunu sordum. Tamam. Birden fazla tamlayan olan belirtisiz isim tamlaması gördüm. Sonra buraya baktığımda ne sayesinde? Kitaplar sayesindeyi gördüm. Belirtisiz isim tamlaması olarak. Ne masası? Çalışma masasını gördüm. Dikkat ediyor musunuz? Sadece tamlananlar ek alıyor. Belirtisiz isim tamlamasını gördüm. Ne ağacı? Elma ağacı. Bakın
Burada yine belirtisiz isim tamlaması. Gerçi zincirleme isim tamlaması. Elma ağacının dibi. 3 tane isim görüyorsunuz değil mi burada? Sonra baktığımda başka bir şey göremedim. Hadi bunu eledik arkadaşlar. Zincirlemeyi gördük. Şimdi çalışma masanın neyden yapıldığını söylemiyor ki tamlayan. Bunu eledik. Kitap sayesinde neyden yapıldığına dair bir bilgi yok. Ya da sezonun neyden yapıldığına sonunun değil mi? Ceketin neyden yapıldığına dair bilgi yok. Dikkat ettiniz mi? Bakın tamlayanlar, tamlananın reçeli neyden yapıldığını bana söyledi mi? Kirazdan, vişneden, kayısından. Adım adım gittim. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Bursa oldu. Korkmayın bu tarz sorularda. Adım adım parça parça gidin. Zaten vaktiniz bol. Yarım saat fazladan süreniz var. Evet, hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Karma bilgileri, bakın, paragraf şeklinde vermişler. Gerçekte de verebilirler süre uzun olduğu için. Adım adım gidin. Ne diyor? İsim cümlesi vardır. Yani yüklem isimdir diyor. Yüklemi gördünüz mü? Haksızdır. Haksızmak. Mak ve eki almıyor. Yüklem isim. E tamam hocam, isim cümlesi var. Birleşik çekimle iki kip eki alan bir fiil ben göremedim burada. Edilgen çatılı fiil ne demek? LN fiilden fiil yapım ekini alacak, işi yapan da belli olmayacak. Kabul edilemez. Etmekten edilmek, gördünüz mü? L fiilden fiil yapım ekini. Kabul eden belli mi? Değil. O halde buna da edilgen çatılı fiil der miyim? Derim. Girişik birleşik cümle ne demek? İçinde fiilimsi var demek arkadaşlar. Bakın şurada bir tane arak erek zarf fiil fiilimsisini gördüm. Direkt girişik birleşik cümle dedim. Kökte ünsüz değişimli örnek olacak bir sözcük vardı. Çok güzel bir cümle gördüm burada. Sizi zorlayabilir bakın. Kök ünsüz değişimi neydi? Yumuşama değil miydi? Ünsüz yumuşaması. Tamam. Gidiyor gördünüz mü arkadaşlar? Gidiyor. Kökü nedir? Git. Evet. PCTK ünlüyle başlayan e kaldı. BCDG yumuşak G'den birine dönüştü. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi gerçekleşti mi kökünde? Gerçekleşti hocam. O halde bu da var. E geriye ne kaldı? Bursa kaldı. Evet, hemen geçelim bir başka sorumuza. Yine karma sorular karşımızda. Şimdi isim cümlesi var mı? Hemen onu bulalım. Mevsimlerden bahardı. Yüklem bahardı. Makmak eki almadı. İsim cümlesini gördüm hocam. Birleşik fiil var mı arkadaşlar? Bakın bir yerde etmek, olmak, eylemek, kılmak varsa direkt ona ne deriz? Yapıca birleşik fiil deriz. Dikkat! Birleşik fiil derse yapısını sorar. Birleşik çekimli ya da zamanlı derse iki kip eki almış mı ona bakarsınız. Şimdi bunu da gördük. Etmek, olmak, eyleme, kılmak yardımcı eylemiyle oluşan bir birleşik fiili gördüm. Hem niteleme hem belirtme sıfatı var mı? Bakın baraka isim. Nasıl baraka boş? Nasıl sorusunu sorduk niteleme sıfatı. Bir de herhangi bir anlamında belgisiz sıfat gördüm. Belgisiz sıfatta belirtme sıfatlarının alt kategorisi oldu. Bunu da gördüm. Ünü daralmasını sorduğunda ben neyi ararım arkadaşlar? Yor ekini ararım. Ve yordan hemen önceki harf A ya da E ile bitiyor mu ona bakarım. Şimdi mesela ediyordu. Tamam. Yoru gördüm. Ama A E ile bitti mi? Edemek diye bir şey var mı? Yok. Yıpratıyordu. Yordan hemen önceki A E ile bitti mi? Yıpratamak diye bir şey var mı? Yok. Burada yıprat kelimesine ı ünlüsü türemiş, yardım etmiş, yardımcı ünlü var. Yıpratıyor diyemezsin, etiyor diyemezsin. Buralarda yardımcı ünlüler var. Dolayısıyla ünü daralmasını göremedim. Çok dikkat edin. Bağlaçları bakın, NN bağlaçlarını gördüm. Ayrı yazılan daha D'yi gördüm. Bu da var. O yüzden cevap ne oldu? Denizli oldu. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Ne diyor Neşet? Bu açıklamaları yapmış. Hangisi yanlış demiş Neşet'in açıklamalarına bakalım. Şimdi ikileme zarf görevinde mi bakalım? Arkadaşlar boran olmak değil mi? Birleşik fiilini görüyorum. Zarfı nasıl bulurum? Genel itibariyle fiile soru sorarak bulurum. Nasıl boran olunca yağmur yağmur. Bakın ikileme fiile sordum. Niteledi fiili. Dolayısıyla niteleme zarfı oldu. Tamam. Bu doğru. İsim tamlaması var mı? Bakın ne dağı? Gönül dağı. Gönül tamlayan, dağı tamlanan. Sadece tamlanan e kaldı. Ne sorusunu sordum? Belirtisiz isim tamlaması oldu mu? Oldu. Edat kullanılmış mı hocam? Göremedim edatı. Birden fazla fiilimsi var mı? Bakın olmak fiili ınca ince zarf fiili eki aldı. Bulmak fiili ınca ince zarf fiili eki aldı. Zarf fiil fiilimsilerini gördüm. Birden fazla gördüm. Ünlem var mı? Yar oy, yar oy. Bakın ünlemleri gördük burada. Bu da var. E cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Ve son soru arkadaşlar. 12. soruyu da çözüp ders denememizi bitireceğiz.
Şimdi, özne bir söz öbeğidir diyor. Öbek ne demek? Grup demek. Yani en az iki sözcükten oluşmuştur demek. İki sözcük. En az, minimum. Şimdi bakalım. Ögelerini bulalım o zaman. Seçmiştir yüklem. Kim seçmiş arkadaşlar? Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve bu türün parlak örneklerini vermiş olan yazar seçmiş. Neden hocam bu kadar uzun aldınız özneyi? Neden? Çünkü sıfatları parçalamıyoruz arkadaşlar. Yazar isim. Nasıl yazar? Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve bu türün parlak örneklerini vermiş olan yazar. Dolayısıyla bakın sıfatları ne yapmıyorum? Bölmüyorum. Özne oldu. Kim sorusuna cevap verdi mi? Verdi. Tamam. Sonra belirtili nesne var mı ona bakalım. Seçmiştir. Peki kimi seçmiştir? Kahramanlarını. Neyi kimi sorusuna cevap verdi? Belirtili nesne var. Yapı bakımından sıralı cümle mi? Bir de diğer ögeleri de bulalım mesela. Ne zaman seç, neyi seç, nereden seçmiştir? Her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından, ED'den eklerinden biriyle bitti. Nereden sorusuna cevap verdi. Dolayısıyla dolaylı tümleç oldu. Bir tane yüklem var. Sıralıda en az iki yüklem bir virgül olması lazım. Bir yüklemim var. Sıralı diyemem. Cevap Ceyhan oldu. Birden fazla yan cümlecik vardır diyor. Birden fazla fiilimsi demek. Yan cümle gördüğünüz yere fiilimsi göreceksiniz. Yapmak bakın fiiline mışmış gördüm. Vermek fiiline mışmış. Sıfat fiil fiilimsilerini gördüm. Birden fazla o halde yan cümle var. Zarf cümleci kullanılmamıştır diyor. Evet. Ögelerini buldum. Zarf cümleci yok. O halde cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Evet, zorlayan dil bilgisi deneme serilerinden 10. kısmı çözdük arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbir zorluk yok. Vaktiniz çok. Adım adım sabırla gittiğinizde cevaplara çok güzel ulaşabileceksiniz. Bir başka dersimizde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.